Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Ramazan'ın ikinci günün menüsüyle karşınızdayım. Umarım beğenerek izlersiniz. Amacım sizlere fikir sunmak, kolaylık sağlamak. Umarım beğenerek izliyorsunuzdur. Bugünkü menümüzde ezogelin çorbası var. Çanak köfte, sebzeli çanak köfte, patates püresi, çoban salatası ve yaban mersinli cheesecake tarzında bir pastam var. Umarım beğenirsiniz ve denersiniz. Yani gayet kolay bir menü seçtiğimi düşünüyorum. Yani amacım sizlere böyle pratik yöntemlerle lezzetli ve güzel pratik tarifler sunmak. Şimdi geçelim tariflerimize dilerseniz. Şimdi ilk önce sabahtan pastamı yapıyorum ki tüm gün dolapta dinlensin. Akşam iftardan sonra çayla birlikte tüketilmeye hazır hale gelsin istiyorum. O yüzden şimdi ilk önce pastamızı yapmakla başlıyoruz dediğim gibi. Hamuru için gereken malzemeler ilk önce alt tabanın hamurunu yapacağız. Normal cheesecake'e nazaran bunda kurabiye hamuru gibi bir hamur yapmamız gerekiyor. Bunun için 100 gram kadar yumuşak tereyağı, eritilmiş değil yumuşak üstüne basıyorum bu konuda. 1 adet yumurta, yarım çay bardağı şeker ve 1 paket vanilyayı ekledikten sonra biraz böyle bir karıştırıyorum. Daha sonra un göz kararı yani 2 su bardağına yakın gidiyor ve yarım paket kabartma tozu ilave edip ele yapışmayan bir kıvam alıncaya kadar azar azar un ilave ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi kurabiye hamuru olması gerekiyor. Kelepçeli kalıbıma yağlı kağıt serdim ve hamurumu elimle her yerine eşit miktarda dağıtıyorum. Merdane kullanmıyorum. Benim elle parmaklarla yapmak daha kolayıma geliyor. Ama nasıl alışkınsanız o şekilde yapabilirsiniz. Önemli olan hamuru düzgün, eşit miktarda yayabilmek. Evet, hamurum hazır şimdi. Krema harcımıza geçiyoruz. Bunun için 1 kilo fromage blanc, Fransa'daki arkadaşlar için söylüyorum. Onun yerine alternatif olarak kuark kullanabilirsiniz. Kuark bulamasını süzme yoğurt kullanabilirsiniz veya labne. Daha sonra 4 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 paket krema, 1 çay bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 paket vanilyalı puding, yarım limonun kabuğunu rendeliyoruz. Hepsi bu kadar ve 4 adet yumurta, bunu sanırım söylemiştim. Şimdi çırpma kabıma yumurtalar hariç bütün malzemelerimi ekliyorum. Limon kabuğu ve yumurtalar hariç. Çünkü yumurtaları teker teker ilave etmemiz gerekiyor. Hepsini bir çırpıyorum. Fırınımı da 170 dereceye açtım. Isınmış vaziyette şu an. Şimdi homojen bir kıvam aldıktan sonra birer birer yumurtalarımı ekliyorum. Çırpma işlemine devam ediyorum bu arada. Kremalı harcım hazır artık. Limon kabuğu rendemi de ekliyorum. Ve bundan sonra spatula ile şöyle hafif bir karıştırıyorum. Zaten oldukça akışkan bir kıvamı var. Bu şekilde hamurumun üzerine döküyorum. Ve şimdi üzerlerine yaban mersini ekliyorum. Çok yakıştığını düşünüyorum. Hafif eşkimsi bir lezzeti var. Ama üzerine frambuaz da ekleyebilirsiniz. Yani dilediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Ben bugün yaban mersini yapmak istedim. Ve şimdi 170 derece önceden ısıttığım fırına veriyorum pastamı. Ve küçük bir püf noktası. Fırının bir köşesine küçük bir cam kaseye su koyup pişirin. Benim fırınıma ben henüz acemiyim, bilenler bilir. Öteki fırınım benim birden bozulmuştu. Bu da daha çok yeni, yani bir hafta ancak oldu alalı. O yüzden daha tam bilemiyorum pişirme tekniklerini. Benim fırınımda 100 pardon 1 saat kadar sürede pişti. Kapağını gevşek bir şekilde bırakıp o şekilde fırının içerisinde soğumaya bırakıyorum pastamı. Şimdi geçiyoruz çanak köftemizin sebze kısmını hazırlamaya. Suda bezelye, havuç ve patates haşladım. Böyle küp doğramıştım gördüğünüz gibi. Ve ayrı bir küçük tencerede soğanı tereyağı ile birlikte kavurdum. Soğanım kavrulduktan sonra hafif pişmiş olan sebzelerimi ekliyorum. Süzerek çok aşırı ezilmiş şekilde pişirmeyin sebzeleri.
Şimdi geçiyoruz çanak köftemizi yapmaya, yani köfte kısmına. Dilediğiniz miktarda kıyma kullanın. 1 adet yumurta, 1 adet kuru soğan, ben ince yemeklik doğradım. 3-4 yemek kaşığı kadar ekmek içi, tuz, karabiber, biraz pul biber. Zaten bütün malzemeleri açıklamalar kısmına eklemeye çalışacağım. Biraz da toz kırmızı biber kullandım ve 2-3 diş sarımsak rendeledim arkadaşlar. Güzelce yoğuruyorum bunu. Dilerseniz sabahtan köftenizi yoğurabilirsiniz. Veya birazdan göstereceğim küçük bir püf noktası var bu yemekle ilgili. Şimdi fırında kullanacağım borcamı şöyle hafif sıvı yağ ile yağladım. Ellerimi de sıvı yağ ile yağladım ki kıymamız yapışmasın. Böyle portakal büyüklüğünde kıymadan toplar hazırlıyorum ilk etapta. Daha büyük veya daha küçük de yapabilirsiniz yani. Ama bu boyutta bence ideal oluyor. Şimdi her yuvarladığım kıymayı elimle şekil vermeye başlıyorum. Baş parmağımla şöyle çevirerek, hani içli köfte yapar gibi bir nevi. Daha sonra böyle oturtup parmak uçlarımla bastırarak çanak şeklini vermeye çalışıyorum. Çok aşırı düzgün olmasına gerek yok arkadaşlar. Çünkü pişince biraz hafif illaki şekilleri bozuluyor. Maksat şu şekilde ortaları biraz çukur olsun ki sebzelerimizi içerisine doldurabilelim. Bu şekilde en son parmak uçlarınızla yine tekrar bir bastırın alt tabanlarına. Ve hazırlamış olduğum sebzeleri şimdi üzerine koyuyorum, yani ortalarına. İnanın çok harika ve pratik bir yemek oluyor. Neden pratik derseniz, bu şekilde hazırlayıp buzdolabına kaldırabilirsiniz. Akşam pişirmeden çıkartıp hemen salçalı sosunu yapıp fırına atabilirsiniz. Yani önden hazırlayabilirsiniz bu yemeğinizi. Pişirmeden buzdolabında bekletebilirsiniz. O yönden çok pratik. Şimdi geçiyoruz salçalı sosunu yapmaya. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar domates salçası ve yarım yemek kaşığı kadar biber salçası ekledim. Tuz, karabiber, çok az da sıvı yağ, bunları çırptım. Ve kaynar su ilave edip salçamın kıvamını açtım. Şimdi bu boş olan yerlerden salçalı suyumu akıtıyorum. Kesinlikle köftelerin, yani sebzelerin üzerine dökmeyin salçalı suyu. Boş olan yerlerden akıtın sosunu. Ve şimdi yemeğin fırına gitmeye hazır. Burada küçük küçük bir püf noktası daha var. Yağlı kağıdı çeşmenin altına tuttum. Elimle sıktım suyunu. Bu şekilde böyle yumuşamış oluyor yağlı kağıdımız. Üzerini kapatıyorum ki ilk etapta buharıyla pişsin istiyorum. 200 derece ısıttığım fırına veriyorum köftemi. Bayağı güzel pişti gördüğünüz gibi. Şimdi ilk olarak yağlı kağıdını çekiyorum ve biraz üzerinin kızarmasını bekliyorum. Üzeri de bir 5 dakika kadar, 5-10 dakika kadar kızardı. Gayet nefis. Dilerseniz bu şekilde bırakabilirsiniz ama ben üzerlerine kaşar peynir rendesi ekledim. Daha da lezzetli oldu. Ama dediğim gibi mecbur değilsiniz. Tekrar fırında bir 5-10 dakika ancak tuttum, yani kaşar peynirleri erinceye kadar. Şimdi geçiyoruz çorbamızı yapmaya. Küçük bir tencereye 1 adet soğanı rendenin ince yeriyle rendeliyorum. Bu çorba da nefis oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemelisiniz. Soğanımı rendeledikten sonra tereyağı ekledim biraz sıvı yağ ile. Soğanı kavurdum ilk etapta. Daha sonra bir yemek kaşığı kadar un ilave ettim. Tekrar unumu da kavurdum. Bir tatlı kaşığı biber salçası ve bir yemek kaşığı domates salçası ekleyip salçamı da güzelce kavuruyorum. Daha sonra ilk başta soğuk su ekliyorum kıvamını açmak için. Çünkü direktmen kaynar su eklersiniz, un olduğu için topaklanma olur. O da istediğimiz bir sonuç değil. İlk etapta soğuk suyla açıyoruz. Daha sonra topaklar gittikten sonra kaynar su ilave edebiliriz.
Ben bir adet tavuk bulyonu ekledim ama kesinlikle mecbur değil, istemeyenler kullanmaz. Daha sonra 2 yemek kaşığı pirinç, 2 yemek kaşığı bulgur ve 2 yemek kaşığı kırmızı mercimek ekledim. Şöyle hafif bir karıştırıyorum. Kaynadıktan sonra orta ateşe getiriyorum ve çorbamı pişmeye alıyorum. Çok hızlı pişen bir çorba, yani kesinlikle düdüklüye vesaire gerek yok bence. İçerisinde un ve mercimek olduğu için zaten kıvamlı bir çorba. Gördüğünüz gibi pişti bile. Şimdi tuzunu ve baharatlarını ekliyorum. Tuz, karabiber, pul biber. Ve bu çorbanın olmazsa olmazı kuru nane arkadaşlar. Kuru nanemizi de ekledikten sonra ve diğer çorbalara göre kavurarak eklemiyoruz naneyi. Direktmen içine atıyoruz ve ben çorba piştikten sonra eklemeyi seviyorum. Böylelikle tüm aroması içinde kalmış oluyor. Şimdi en son olarak çoban salatam var. Çoban salatasını hepimiz biliyoruzdur yani mutlaka. Ama bir de benim yöntemimle yapmanızı tavsiye ederim. Küçücük bir farklılık katıyorum ama inanın tüm lezzeti bu küçük farkta diyebilirim. Şimdi ilk etapta kırmızı soğanımı böyle küçük doğruyorum. Taze soğan da olabilir tabii ki. Daha sonra küçük yeşil biberlerim vardı. Onları da küçük doğruyorum. Sizlerin menülerinde neler var? Bunu yorumlarda yazarsanız hem birbirimize fikir olmuş olur, hem de benden istediğiniz bir menü veya özellikle bir yemek varsa bunu yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince çekip yayınlamaya çalışırım tabii ki. Ve bu sistemi beğendiniz mi? Yani gerçekten yorumlarınızı merak ediyorum. Eğer beğendiyseniz Ramazan boyunca her gün bu tarz menüler paylaşmayı düşünüyorum. Çorbasından tatlısına kadar. Hem fikir amaçlı hem tarif amaçlı yani. Umarım beğenirsiniz. Bunu yorumlarda lütfen belirtin. Daha sonra biberlerin üzerine 2 adet küçük salatalığım vardı. Onları da küçük küp halinde doğruyorum. Ve domatesin mevsimi hala gelmediği için ben küçük kiraz domates kullanmayı tercih ettim lezzet açısından. Ama güzel domatesleriniz varsa normal domates de kullanabilirsiniz. Türkiye'deki domatesler çok güzel yani ama buradaki domatesler bu mevsimde hani elma gibi diyebilirim yani o kadar kötü yani. O yüzden dediğim gibi ben küçük kiraz domates kullanmayı tercih ettim. Domateslerimi de böyle dörde böldüm. Şimdi geçiyoruz küçük farklılık dediğim kısma. Zeytinyağı ekliyorum tabii ki. Çoban salatasının bence olmazsa olmazlarındandır. Nar ekşisi, yarım limonun suyunu ekliyorum. Çekirdeği de kaçtı bu arada. Tuz, kuru sumak ve derin dondurucuda benim taze fesleğenim var arkadaşlar. Ama kurusunu da ekleyebilirsiniz. Tazesi çok daha lezzetli oluyor. Ben yazdan derin dondurucuya kaldırmıştım. Ve bu taze fesleğen ve sumak inanılmaz bir fark katıyor bu çoban salatasına. Yemelere doyamıyorsunuz yani. İnanın sadece ekmekle bu salatayı tüketin. İnanın harika bir lezzet yani. Salatam da hazır. Tüm yemeklerim hazır. Şimdi tekrar isterseniz bir gözden geçirelim neler yaptık. Ezogelin çorbası. Çoban salatası. Ve bu arada ben patates püresi yapmıştım köftenin yanına. Sanırım herkes yapabildiği için video gereksiz uzamasın diye patates püresini çekmedim. Çanak köftelerimiz hazır. Ve son olarak pastamız. Şimdi pastamızı da dilimleyip sizlere göstermek istiyorum. Sabahtan yaptığımız için kendini gayet güzel bir şekilde çekmiş.
Mutlaka en az 4 veya 6 saat buzdolabında bekletmeniz gereken bir pasta arkadaşlar. Şimdi iç kısmını göreceksiniz. Evet, umarım beğenerek izlemişsinizdir. Hayırlı iftarlar diliyorum herkese. Yarınki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.